Evet Pam. A4'ün hazır. Evet. Çalışmaya başlayacağız. İlk önce balığımızı çizelim Pam. Şimdi renklendireceğimiz, sonradan renklendireceğimiz çalışmalarda e, resim kalemiyle çizim yapmak çok sağlıklı değil. Çünkü sonradan e, o kalemin izi e, boyadığında görünüyor. Ne kadar e, silsen de, e, yani boyamadan önce silemiyorsun boyadıktan sonra da işte kalemin sonuçta izi kalıyor o yüzden iyi görünmüyor bu durumda ne renge boyayacaksan o renk kalemle çizmek mantıklı mesela burasını fuşya mı çalıştın İşte fuşya kalemle önden çiziyor olmuş olmak mantıklı burası turkazsa turkazla çizmek mantıklı biz bu balığın gövdesi için bak şöyle yanına koyalım neyi andırıyor şurası Hangi Kesin. geometrik forma andırıyor? Şekil mi? Ben... Burası. Gö şey kafasını. Burası burası ne yani? Neye neye benziyor? Daire. Evet, daireye benziyor. Bu daireyi biz neyle çıkarabiliriz? Neydi bizim? Daire şablonumuz vardı. Bak bakalım evet. daire şablonumuz bu daire için yeterli mi? Yetmiyor. Hayır, Yetmiyor. küçük kalıyor. Peki ne kullanabiliriz? Pergel kullanabilir miyiz? Bir seçenek pergel ama dikkatli olmalıyız. Bir kere bir pergelle deneme yapabiliriz. Ee. Evet. Eğer olmazsa şurada kendiniz. Tamam. Üstasın. Onun dışında alternatif. İlk önce bir pergelle yapmak isteyen arkadaşların için ona bir pergelle gösterelim mi onlar için? Evet. Dur 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 dikkatli olacağız birlikte yapacağız. Şimdi e, bunu ucu böyle tutuyorsun. Ucu yok, ucu yok. Hmm. Tamam. Ucu. Şimdi ucu var. E, Cekbeliyle böyle santim olarak ölçebilirsin. Bir saniye bekle ben siz elini değme. Şimdi mesela burada balığın kaç santim? Burası tabii çok büyük de. Ee, ölçersin ona göre mesela. Burası neymiş? Onu geçiyor. 12, 12 buçuk. Yani tamamı kadar neredeyse. Biz bunu böyle yapmayalım. Biz daha ufak bir örnek şey yapalım. Çalışalım arkadaşlarım için. Bir dakika. Ucu çok açmışsın. Neyse. İyi misin? İyiyim iyiyim. Değdi, değil dedim sadece. A, kağıdı tutmalısın tatlım. Ha, tatlım bir bırakır mısın? Bak kağıdı tut ben sadece göstereceğim. Tatlım kağıdı sadece tut. Ne oldu? Kesinlikle böyle misin? Bir kağıdı tut ve sakın değdirme bir yere şey elini pergele. Bunu bu şekilde çizilecek. Tamam. Daha büyük olsaydı da ben yapayım da senin öyle bir şey olmasın. Zaten arkadaşlarında çalışacak olurlarsa pergelli. Büyüklerinden yardım almaları gerekiyor. Evet ama ha, pergelde mantık budur. Önden de işte cütlerini <laughs> kullanırlarsa <laughs> ölçüde olur. Pergelle böyle yapabilirler. Onun dışında biz mesela böyle bir kase kullanacağız değil mi anneciğim? kase kullanıp böyle. Bu sefer de arkasına yapalım kağıdın. Hayır. Ben sana yanı kağıt vereceğim. Şimdi pergelli olursa böyle çalışılacak. Bir. İkincisi. Al bakalım. Normal kaseyle çalışıyorsa kalem Evet kaseyle çalışacağız. Kalem. Dövülürüz. Hani senin hamur silgin? Muhtemelen. <laughs> hamur silgin. Al. Onu al. Hazır mısın gene? Evet aldım. Şimdi bunu böyle düzleştiriyorsun. Arkadaşlarına göster. Şöyle 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 şöyle. Evet. Tutar mısın kağıdı? Tuttum. Kalemini bırak kağıdı tut. Hı. Bu şekilde siliyorsun. Hı hı. Ama ister istemez hani hafifleşmiş olacak. Tamamen silmiş olmayacak. Tamam sil. Evet. Şimdi ben şöyle şuradan göstereyim. Dur anneciğim. Dur. Şu şekilde tam yuvarlak çok bombeli olacak şuraya kadar buradan da buraya kadar şöyle yavaş yavaş bak şöyle yavaş yavaş bunu herkes yapabilir değil mi Hı? şöyle bir yap bakalım buradan buraya olan kısmını tamamlayacaksın kalemini hafif ama bastırma. Bu şekilde tamamlayacaksın. Sonra bir bana ver. Tamam. Böyle yapacaksın. Aferin. Tamam. Şimdi dört bir saniye. Hafifleştireceğiz. Sonra kuyruk için. Bak şurası ne yapacaksın? Bu dairenin ortası. Bak kağıdı bir tutar mısın? Tuttum. Hep bak bir tane elinle tutacaksın. Heh. Kağıt kaymayacak. Şu ortası gibi düşün. Ortasını belirleyeceğiz ki kuyruğun ortası belli olsun. Bak burası kuyruğun ortası olacak. Şurası eğer aynı balıktan yapmak istiyorsak. Bak. Böyle. Ve. Şurası da. Böyle olacak. Şimdi. Heh. Bunu da buraya bakarak sen çizeceksin. Tamam. Sonra. Nereye ağzı gelecek? Bir kenara kaydır elini. Tut kağıdı ama kenardan tut. Şuraya ağzının geldiği Evet. Ortalama burası. Bak. Burası ve gülen bir ağzı olduğu için böyle öpücük Evet ve öpücük atıyor gibi aynı. Buraya da nasıl yapacaksın biliyor musun? Bak dudak kısmına. Bak hatta yakınına getirelim rahat gör. Heh. Burayı nasıl yapacaksın biliyor musun? Bak burada bir daire. Burada da bir daire. İşte buradaki daireler için daire şablonu yeter. Bak işte bu sefer daire şablonunu bak burası için kullanabilirsin. Bak buraya elini bir çek. Elini bir çek bak cetvel gitmiyor. Şimdi. Heh. Bak burası için bu cetvelin burasını kullan bakalım. Bu daireyi olduğu gibi çiz. Hafif ama bastırma. Güzel. Şimdi burası için de bakalım. Evet birazcık daha aşağıda olacak şöyle. Heh. Burayı kullanabilirsin. Evet şimdi bu dudak ortaya çıkmış oldu. Şimdi bak gözü de aynı şekilde daire şablonuyla yapabilirsin. Bakalım bir dakika bir dakika acele etmeyelim. Devasa yapacağız. Devasa da çirkin olur. Bakalım. Şunun boyutunda olması lazım. Ağız kısmına değmemesi lazım bir de ona dikkat edelim. Heh. Bu bence iyi bunu çizelim. bastırmayalım. Bu şekilde. Zaten göz bebeğini onu düzeltiriz. Göz bebeğini zaten noktayla yapacağız. Ondan sonra. Şimdi bu çizgileri tamamlayacağız. Bu kalan yerleri sileceğiz. Buraları böyle düzelteceğiz. Ondan sonra işte kuyruğunu tamamlayacağız. Evet, şu anda zaten biraz... kabarcıkları noktayla yapacağız Evet bu şekilde çizimimizi tamamlayacağız hamur silgiyle hafifleştireceğiz hazır edeceğiz sonra boyama yapacağız Hadi bakalım evet. çalışıyorsun